Evet çocuklar hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz 6. sınıfın ilk konusu, birey ve toplum ünitesinin birinci konusu, değişen rollerim. Şimdi bu konuyu işlemeden önce isterseniz konuya dair bazı kavramlar hakkında bilgi edinelim. Bu kavramların açıklamasını yapalım. Birincisi rol kavramı. Rol kavramı çocuklar, şöyle büyüteyim hemen yazıları. Rol bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere rol denir. Bir başka deyişle üyesi olduğumuz grupta üstlenmemiz gereken görevlerdir. Mesela nedir bu? İşte üyesi olduğumuz grup diyor. Şimdi hemen grubun da tanımını yapmak zorunda kalacağız. Tabii ki grubun ne olduğunu da bileceğiz ki rol hakkında daha iyi bir bilgiye sahip olalım. Grupta en az iki ve daha fazla kişiden oluşan, ortak bir amaçları olan, aralarında dayanışma ve işbirliği bulunan topluluğa grup denir. Buna örnek olarak sınıfımızı verebiliriz ya da işte tiyatro ekibimizi verebiliriz, ailemizi verebiliriz, İzci kulübü, halk oyunları ekibi gibi birçok örnek verebiliriz. İçinde bulunduğumuz gruplara bu şekilde kategorize edebiliriz. Şimdi her grupta üstlenmemiz gereken görevler varmış ve bu görevlere rol deniyormuş. Şöyle düşünebilirsiniz aslında bir sinema oyuncusunu düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz oyuncular sinema filmlerinde oynayan oyuncuların hepsinin bir rolü vardır ve o role göre davranırlar. Dolayısıyla bu grupların da bizden beklediği bazı görevler vardır. İşte biz bu görevlere rol diyoruz. Bu görevlerden bazılarına biz doğuştan sahip olurken bazılarına ise sonradan sahip oluyoruz. Mesela az önce de bahsettik. Ne dedik? İşte aile de bir gruptur ve biz aile grubunun bir üyesiyiz. Sizler mesela içinde bulunduğunuz ailede evlat rolüne sahipsiniz. Eğer işte kardeşiniz varsa abla ya da abi rollerine girebiliyorsunuz. Bunlar doğuştan sahip olduğunuz roller ve bunları seçme imkanınız yok. Yani bunlar işte olmasaydı gibi düşünemiyorsunuz. Çünkü bunlar doğuştan sahip olduğunuz ve değiştiremediğiniz roller arkadaşlar. Bir de sonradan sahip olduğumuz roller var. Yani hayatın akışında biz çeşitli gruplara üye oluyoruz ve bu gruplarda ne yapıyoruz? Yeni roller ediniyoruz. Mesela nedir? İşte sınıf başkanı olmak. Kimse doğduğu zaman sınıf başkanı olarak doğmuyor. Bu sonradan elde edilen bir rol oluyor arkadaşlar. Ya da işte doktor olmak, mühendis olmak, baba olmak gibi roller sonradan sahip olduğumuz rollerdir. Rollerin şu tarz özellikleri var çocuklar. Birincisi, bir insan aynı anda birden fazla role sahip olabilir. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Aynı anda biz birden fazla grubun da üyesi olabiliriz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bütün gruplar bize yeni rolleri ne yapıyor? Veriyor. Evet, devam edelim. Buna da bir örnek verelim isterseniz. Mesela ne dedik? Birden fazla role sahip olabiliriz. Bunu nasıl örneklendireceğiz? Bunu da şöyle örneklendirebiliriz. Mesela aile içinde evlat rolümüz var ama okuldaki rolümüz öğrenci. Ya da sınıftaki rolümüz sınıf başkanı gibi. Bunların hepsine bir anda ne yapabiliriz? Sahip olabiliriz. Yine roller hakkında bir başka önemli özellik de şudur. Çocuklar, rollerimiz zaman içinde de değişebilir. Nasıl ki birden fazla biz role sahip olabiliyoruz aynı anda, zaman içinde de ne olur? Rollerimiz değişebilir. Mesela işte aile içinde evlat olarak başlamıştırız ama yaşımız ilerledikçe ne yapabiliriz? Baba rolüne, anne rolüne girebiliriz gibi. Evet, devam edelim. Rollerimiz bize bir takım haklar ve sorumluluklar yükler. Tabii ki şimdi grubun bizden beklentileri var ama bizden beklentiler olduğu kadar bizim de gruba karşı sorumluluklarımız var. Aynı zamanda da bu rollerimiz bize haklar da veriyor. Yani bazı haklar da veriyor. Şimdi dolayısıyla ilk başta sorumluluğun ve hakkın da tanımını yapalım. Sorumluluk bir kişinin kendi yetki alanına giren bir işin sonuçlarını üstlenmesidir. Tekrar ediyorum. Bir kişinin kendi yetki alanına giren bir işin sonuçlarını üstlenmesidir. Örneğin bir öğretmenin derse hazırlıklı gelmesi. Bu öğretmenin bir sorumluluğudur. Öğretmen evet
okulda nedir? Okuldaki rolü öğretmendir. Ama o öğretmenliğin ona bir sorumluluk kazandırdığını görüyoruz. Yani bir sorumluluk kazandırdığından ziyade birden fazla tabii ki sorumluluğu var. Bunlardan bir tanesi derse hazırlıklı gelmesi. Yine işte bir öğrencinin ödevlerini yapması onun sorumluluğudur. Bir hizmetlinin okulu temiz tutması birer sorumluluk örneğidir. Hak içinde şunu söyleyeceğiz. Bir işi yapabilme yetkisidir. İçinde bulunduğumuz gruplar bize bu hakları verir arkadaşlar. Mesela okulda eğitim görmek, teneffüste dışarı çıkmak, oyun oynamak birer haktır. Sizin öğrenci olarak, öğrenci rolünde sizin sahip olduğunuz haklardır diyebiliriz. Evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Hak mevzusunda yani hak konusunda şunu net olarak söyleyebiliriz. Haklarımız çocuklar sınırsız değildir. Yani hak ya da özgürlüklerimiz sınırsız değildir. Niye sınırsız değildir? Çünkü herkesin bazı hakları ve özgürlükleri vardır. Temel hakları ve özgürlükleri vardır. Bizim haklarımız ya da özgürlüklerimiz onların haklarını ihlal etmediği ya da özgürlüklerini ihlal etmediği sürece sınırsızdır diyebiliriz. Aynı şekilde sorumluluklarımız da arkadaşlar yapmamız gereken önemli şeylerdir. Çünkü bir grup içinde sorumluluklar yerine getirilmezse o grupta iş dağılımı ya da işte dayanışma bozulacağı için grubun çalışma düzeni sıkıntıya girebilir. Dolayısıyla grubun iyi bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Yine iki farklı kavramdan söz edeceğiz. Bunlardan bir tanesi meslek grupları ve mesleki rol. Bir tanesi de sosyal rol. Şimdi rol dedik. Bunu kategorize ediyoruz. Eğitim öğretim hayatımızı tamamladıktan sonra biliyorsunuz ki bir meslek edineceğiz. Bir meslek edineceğiz ve bir meslek grubunun içinde yer alacağız. Ve bu meslek grubunun gerektirdiği davranışlara ve kurallara uygun hareket etmek zorundayız. İşte buna biz ne diyoruz? Mesleki rol diyoruz. Mesela öğretmenin bir öğretmen gibi davranması, işte ders hazırlıklı gelmesi, yine ne derler? Ders hazırlıklı gelmesi, öğrencilere dersi iyi bir şekilde anlatması, onlara işte model olması vesaire gibi özellikleri mesleki rol tanımının içine girer. Bir diğer kavramsa sosyal roldür arkadaşlar. Kişilerin toplumda bulundukları ve bu konuma içinde kişilerin toplumda bulundukları bu konuma toplumsal statü, bu statüye bağlı olarak elde ettikleri hak ve görevlere de toplumsal ya da sosyal rol denir. Örneğin bir kişi hem annelik, hem öğretmenlik, hem de bir vakıf başkanlığı statüsüne sahip olabilir. Her birine bağlı olarak da elde etmiş olduğu haklar ve sorumlu olduğu görevler bulunmaktadır. Aslında toplumsal statümüzün bize kazandırdığı rollere biz ne diyoruz? Ya da toplumun bizden beklediği görevlere biz ne diyoruz? Sosyal rol diyoruz. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.